Değerli Başkanım, kıymetli dinleyenler, sempozyumumuzun kapanışın öncesindeki son oturumunu açalım. İstiklal Harbi'nin Eyüplü kahramanları, malumunuz İstiklal Savaşı Osmanlı coğrafyasının her satında verilmiş bir mücadeleydi. Ve her kadından, erkeğine, gencinden, yaşlısına, çocuğuna varıncaya kadar herkes kendisinin elinden geldiği ölçüde bu kahramanlık destanına katıldı, değer kattı. Her ilçenin, her beldenin, her şehrin kahramanlığı vardır. Geçtiğimiz zamanlarda Bakü'ye gitmiştim ben birkaç ay önce. Orada da Türk şehitliği var. Görüyorsunuz yani vatanın, bu vatan evladı ülkenin, dünyanın her yerinde İslam toprağını, Türk toprağını muhafaza ediyor. Eyüp Sultan'da da İstiklal Harbi'nin çok sayıda kahramanı var, envanterini çıkarsak tabii ki, ama belli başlı isimler var öne çıkan. Onları konuşacak kıymetli hocalarımız. Ben sırayla söz vereceğim. Lakin kendilerinden bir ricam var en başında. 15'er dakikalık konuşma sürelerimizi vaktiyle toparlayabilirsek çok memnun olurum. Hemen Ümmü Sinan dergahı var, Eyüp'te oturanlar bilirler. Merkezin nispeten dışında kalıyor ama çok harika bir yerdir. Ben yıllar evvel gitmiştim. Seherhanlar da buradalar. Hoş geldiniz diyorum kendilerine. Orayla ismi özdeşleşmiş birisi Yahya Galip Bey, Yahya Galip Kaygı. Ben Abdurrahman Kaplan Bey'e az önce kitabını gördüm. Sözü bırakayım. Kurtuluş Savaşı'nın Hakanı diyor Yahya Galip Bey için. Buyurun Abdurrahman Bey. Sayın Belediye Başkanım, bu sempozyumda emeğe geçen belediye çalışanlarına, misafirlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Benim konum İstiklal Harbi'nde Eyüplü Yahya Galip Bey'in faaliyetleri. Yahya Galip Bey 1874 yılında Eyüp'te dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Divane Muhasebet yani Sayıştay'da katip görevlerine başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin çeşitli vilayetlerinde katiplik ve defterdarlık yapmıştır. 1917'de Ankara defterdarlığına atanmıştır. Yani Eyüplü Yahya Galip Bey, Birinci Dünya Savaşı'nda Ankara'dadır ve daha sonra tekrardan başlayacak olan Kurtuluş Savaşı'nı Ankara'da yürütecektir. Ankara'da defterdarlık, vali vekilliği, valilik ve milletvekilliği görevlerinde bulunduğu zamanlarda milli müzeleri faaliyetlerini buradan desteklemiştir. Birinci Dünya Harbi'nde savaşı kaybeden Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Londra Ateşkes Mütarekesi'ni imzalar. 7. madde gereğince İtilaf Devletleri işgalelere başlar. İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunanlarla tarafından işgal edilmesi tam bu noktada işte Türk'ün İstiklal Savaşı başlar. 16 Mart 1920'de İstanbul İtilaf Devletleri tarafından işgal edilir. Bu dönemde İngiliz ve Fransızlar Ankara'nın milli merkez olmasını önlemek için birlik gönderdiler. Ankara'nın önemli yerleri işgal edilir. Ankara'ya İngiliz ve Fransız birliklerinin gelmesiyle İstanbul hükümetinin olumsuz tutumu, Ankara valisi Muhittin Paşa'nın milli mücadelecilere baskısı, tutuklamalar yapması, tehcir olayından sorumlu tutmaları Yahya Galip Bey'i ve Ankaralıları çileden çıkarmıştır. Yahya Galip Bey, Ali Fuat Paşa, dini reis olan Müftü Mehmet Rıfat Efendi tarafından Ankara halkının milli duyguları canlandırılır, teşkilatlar kurarlar. Bu teşkilatlar o zamanki ismiyle Azmi Millet Cemiyeti veya Büyük Halk Kuvveti adı verilen teşkilatlardır. Ayrıca milli duyguları dile getirmek ve halka duyurmak isminde Merkür'e, Ankara, Selamet gazeteleri çıkardı. Bunun yanında Kara Günler adlı
diğer Ankaralıların milli duygularını canlandırmak, alevlendirmek için tertip edilir. Yahya Galip Bey ile Ali Kumar Paşa'nın işbirliği. Ankara valisi olan Muhittin Paşa'nın milli şahsiyetleri tutuklatır, hapsettirir, milli faaliyetleri durdurur. İngiliz ve Fransız askerlerine yönetime koydurur. Bu durumdan rahatsız olan Yahya Galip Bey ile Ali Kumar Paşa hemen bir toplantı yaparak çeşitli tedbirlerin alma zamanı geldiğini düşünürler. Öncelikle halkın moralini düzeltirler, milli teşkilatlar kurarlar, Amasya genelgelerine, Ankara halkına anlatırlar. Bu kapsamda halkın düşmandan korkmamalarını tavsiye ederler, silah bırakmamalarını, silah teslim etmemelerini, İstanbul hükümetinin sözlerine tamamlarını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerini tavsiye eder ve isterler. Ankara'da mitinglere Yahya Galip Bey'in katkısı. İstanbul hükümetinin mitingleri yasaklamasına rağmen Ankara'da mitingler ve protestolar başlamıştır. Bu mitingleri, protestoları başta Yahya Galip Bey düzenlemektedir. Bu mitinglerin amacı işgallere karşı halkın milli duygularını uyanık tutmak, işgalleri kınamak, halkı aydınlatmak, Türk milliyetçiliği aksiyon haline getirmek, milli ruh oluşturmak, teşkilatlandırmak, doğru haber vermek, protesto etmek, moral kazanmak, dünya kamuoyunda Türk milletine yapılan mezalimi ve haksızlıkları anlatmak, Türkler lehine ortam yaratmaktır. İstanbul hükümetinin mitingleri yasaklamasına rağmen 26 Mayıs 1919'da Yahya Galip Bey hükümet binası önünde bir miting yaptırır ve işgalleri protesto ediyor. İkinci kez ve daha sonraları mitingler yapılır. Fakat bu mitinglerden daha önemlisi Cuma gününe denk getirilen birinci Namazgah Tepesi denen Ankara'da bir büyük miting daha yapılır. Burada Yahya Galip Bey büyük bir nutuk atar, halkı aydınlatır ve halkın manevi gücünü kuvvetlendirir. Daha sonra bir miting daha yaptırır. İzmir'in işgal edilmesi nedeniyle ve Yunanlıların yaptıkları mezalimleri kınamak için tekrar bir miting daha yapılır. Yahya Galip Bey'in Kuvayi Milliye faaliyetleri ve gönüllü birlik kurma faaliyetleri. Ankara'da Kuvayi Milliye Teşkilatları'nın kurulmasında Yahya Galip Bey'in gayretleri yine ön plana çıkar. Ankara'da Milli Alay kurulur. Yahya Galip Bey'in teşvikiyle memurların önemli bir kısmı bu alaya nefer olarak kayıt yaptırır. Kuvayi Milliye bünyesinde Seymen Alayı, bugünkü mevzuyla 3000 atlı nefer ve 100 piyadeden oluşur. Bu birlikler daha sonra Batı cephesinde ve iç ayaklanma isyanlarda faaliyetlerde bulunurlar. Yahya Galip Bey, Kuvayi Milliye Teşkilatı'nı Ankara'nın kazalarında da kurdurdu. Bu birlikler Ankara'nın milli merkez olmasını daha da güçlendirir. Yahya Galip Bey'in İstanbul hükümetiyle irtibatı kesmesi. Burası çok önemlidir. Milli mücadele açısından. İstanbul hükümeti ve Muhittin Paşa'dan ümidini kesen Ankaralı ve Yahya Galip Bey önderliğinde evinde gizli bir toplantı yapılır. Burada bazı kararlar alır. Birincisi, padişaha valiyi bizden şikayet etmek. İkincisi ise başarılı olamazlar ise valiyi tutuklatmaktır. Tabii ki Yahya Galip Bey bu planın önderidir. Bu vesileyle önce padişahla telgraf aracılığıyla görüşmek ister. Fakat Damat Ferit Paşa halkın doğrudan doğruya padişahla görüşemeyeceği
nedeniyle padişahın bayramını kutlamak istedi. Fakat damat Ferit Paşa tekrar görüştüğünde daha önemlisi olan Muhittin Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile Ali Fuat Paşa'nın telgrafla görüşmesini yasaklar. Bu nedenle Ankara altında ve Yahya Garip Bey de Kızılırt Meydanı'na gelir. Halk İstanbul hükümetiyle irtibatı kesir ve heyeti temsilciliğe bağlanır. Diğer bir konu, Ankara Valisi Muhittin Paşa'nın milli müzelerine karşı tutumu ve Yahya Garip Bey'in faaliyetleri. Şimdi zaman az olduğu için hızlanmak gerekiyor gazetelerden. Yahya Garip Bey milli müzelere faaliyetlerini engellemek için Ankara'nın kazalarına gider ve burada olumsuz programda yapar. Bu durumu gören Yahya Garip Bey ve Ali Fuat Paşa durumu heyeti temsilciliğe bildirir. Heyeti temsilciliğe Muhittin Paşa'nın tutuklanmasına karar verir. Bu nedenle Muhittin Paşa tutuklanır ve Sivas'a gönderilir. İstanbul hükümeti Muhittin Paşa'nın yerine Ziya Paşa'yı Ankara'ya vali tayin eder. Fakat Ankaralılar manevi önder Mehmet Fuat Börekçi, Ali Fuat Paşa ve Yahya Garip Bey bu valiyi istemezler. Yahya Garip Bey'in Mustafa Kemal'le irtibatı. Yahya Garip Bey, Mustafa Kemal'i Samsun, Erzurum, Sivas'dan itibaren izlemektedir. Ona göre Mustafa Kemal Paşa'yla bu ülkenin Kurtuluş Savaşı önderliği olacağına inanmaktadır. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa Rütuk'ta Yahya Garip Bey ilgili durumu şöyle anlatır. Ankara Vali Vekili Yahya Garip Bey milli mücadelede ilk defa duyarlılık gösteren ve harekete geçen yönetici olmuştur. 15 Ekim 1919'da çektiği telgrafta şunu söyler. Milletin mukadderatını bilmeyen hükümete ve valiye yönetimi terk edemeyiz. Diğer 20 Ekim 1919'da Sivas'a çektiği telgrafta da şunu söyler. Siz askerlikten istifa edinle bir perde millet gibi çalışmaya karar verdiyseniz ben de aynı şekilde milletime hizmet etmeye karar verdim diye bildirir. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin Ankara'da kurulması. Bildiğiniz gibi Müdafaa Hukuk Cemiyeti Türkiye'nin her yerinde kuruldu. Anadolu'nun her tarafında kurulduğu gibi Ankara'da da 29 Ekim 1919'da yine Ali Fuat Paşa, Yahya Garip Bey, Ankaralılar ve Mehmet Fuat önderliğinde kurulur. Başkanlığına Mehmet Fuat Börekçi, yardımcılığına da Yahya Garip Bey getirilir. Burada Müdafaa Cemiyeti'nin Ankara'daki en önemli faaliyetleri yönetmeye koyar. Siyasi, askeri, eğitim, ulaşım, yaş, haberleşme, sosyal faaliyetleri yürütür. Yahya Garip Bey'in vali yetkililiğine getirilişi. Ankara Valisi Muhittin Paşa tutuklanınca Müdafaa Cemiyeti lideri Rıfat Börekçi, Ali Fuat Paşa ve Ankaralılar, memurlar Sivas'a bir telgraf çekerek Yahya Garip Bey'in vali vekilliğine getirilmesini isterler. Fakat İstanbul hükümetinde Ziya Paşa üzerinde ısrar eder. Bunun üzerine Mehmet Fuat Efendi bir mektup yazarak valiyi tehdit eder. İstanbul hükümetini kafa tutar. Bu nedenle Ziya Paşa gelemez. Heyeti temsilcilerinin kararıyla Yahya Garip Bey Ankara vali vekili olur. Yahya Garip Bey'in Anadolu'nun diğer illerine valiler örnek olmuştur ve yöneticileri de cesaretlendirmiştir. Yahya Garip Bey'e makam ünvanı verilmesi. Kitabın üstünde bu nedenle ondan koyduk. Ankara'daki bütün milli faaliyetlerde bulunan Ankaralılar, Ankara'nın önde gelenler, eşraf, yöneticiler Vali Muhittin Paşa tarafından tutuklanıp hapsedilmiştir. Ankara Vali Vekili olan Yahya Garip Bey'in ilk icraatı bunları hapisten çıkararak Milli Müzede'ye kazandırıp bu nedenle Ankara halkı Yahya Garip Bey'e artık Hakan ünvanını Türk töresi gereği Hakan ünvanını takarlar. Bundan sonra da Yahya Garip Bey Ankara'da Hakan olarak anılır. Hatta
İstanbul'da bunu duyarım. Padişah Vahdettin şöyle der. Hakan benim, Ankara'daki Hakan da kim ola diye bunu söyler. Ankara'nın milli merkez oluşumunda Yahya Galip Bey'in rolü. Ankara'nın malum milli merkez oluşu sebeple Yahya Galip Bey'in teşkilatlar, milli teşkilatlar kurulması, müdefalık cemiyeti, İstanbul hükümetiyle bağlarının kurulması, heyet temsilciliğiyle bağlantı kurulması ve Ankara'nın Anadolu'nun ortasında olması nedeniyle önemli bir stratejik yapısı bulunması, o dönemde telgraf hattının olması ve demir yollarının kurulması Ankara'yı milli merkez yapar. Heyet-i temsilcinin Yahya Galip Bey tarafından karşılanması. Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan heyet-i temsilciyle Ankara'ya geleceğini Yahya Galip Bey'e bildirir. Vali Vekili Yahya Galip Bey hazırlık yapar, Livava kasabalara köylere bildirir. O dönem Ankara'nın nüfusu 13-14 bin olduğu düşünülürse karşılama 40 bin üzerinde bir halk topluluğuyla yapılır. 27 Aralık'ta Dikmen Sırtları'ndan Ankara'ya girilir. Yahya Galip Bey hatıralarında bu güzel tabloyu İngiliz ve Fransız askerlerinin fotoğraf ve film çektiklerini de belirtir fakat benim araştırmalarında bunu bulamadım. Arşivlerde ama böyle bir hatırada var. Yahya Galip Bey'in heyet-i temsilciliğe yaptığı yardımlar duruyor hocam. Malumunuz heyet-i temsilciliğe geldiği zaman Yahya Galip Bey kendi çabasıyla Ankaralılardan bir müddet para toplar. Bunları ziraat mektubunda misafir eder, iaşe eder. Müdafaa cemiyetinin giderlerinden harcamalar yaptırır. Hatta o dönem Ankara'ya gelen mevzuların kalacak yerleri olmadığı halde bunlar da güzel oldu. Ayrı bir konu, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nin kuruluşunda Yahya Galip Bey'in desteği. Bu önemlidir çünkü Sivas'ta böyle bir gazete çıkarmayı düşünüyor Mustafa Kemal ama imkanlar yok. Ankara'ya geldiğinde Yahya bu konuyla ilgili Müfit Tansu'yu görevlendirir. Tansu Yahya Galip Bey'e gidince vali vekilliğin tüm imkanları kullanılarak valiliğin matbaası ben Hakimiyet-i Milliye Gazetesi çıkarılır. Bu tabi Hakimiyet-i Milliye Gazetesi halkın haklı davasının Anadolu'ya dünyaya duyurmasında çok önemlidir. Yahya Galip Bey'in Ankara valiliğine atanması, heyet temsilciliği Ankara'ya gelince artık vali vekilliği değil asaletten bir vali olmasını ister. Bu nedenle de Yahya Galip Bey'de bulunan özellikler, valilik özellikleri vardır. Güder tecrübe, millici olması, saygı duyulması, Ankaralılar tarafından sevilmesi, teşkilatlar tarafından tutulması, heyet-i temsilciliğe Mustafa Kemal tarafından takdir edilmesi nedeniyle aday gösterilir. Bir nolu icra vekillerinin kararıyla valiliğe atanır. Bu çok önemlidir. İlk hükümetin ilk kararıdır vali atanması tarihi şey aslında ve daha sonra vali olduktan sonra biliyorsunuz o dönemlerde isyanlar vardır. Bozok yani Yozgat'ta isyan çıkar. Çıkma nedeni ise Çapanoğlu ve çevresi meclis, Büyük Millet Meclisi'ni açılmasını istemezler. Bu nedenle isyan çıkarırlar. O dönemler elinde imkan olmayan, düzenli ordusu olmayan Büyük Millet Meclisi Batı cephesindeki Çerkez Ethem'i görevlendirilir. Çerkez Ethem bu isyanı bastırdıktan sonra iktidar hevesine kapılır ve Yahya Galip Bey'i divan harbe vermek ister, Yozgat'a ister. Fakat Mustafa Kemal bu oyunu anlar, Yahya Galip Bey'i Yozgat'a göndermez. Fakat valilikten azledilir. Daha sonra Kırşehir'den milletvekili aday olarak gösterilir. Üç dönem Kırşehir, üç dönemde Ankara milletvekilliği yapar. Fakat Ankara milletvekili, Kırşehir milletvekili olmasına rağmen Eyüp Selahattin'le ilgili her zaman ilgisi devam eder. Sosyal, siyaset, ekonomik, sağlık, spor faaliyetlerini takip eder. Yahya Galip Bey, üçüncü dereceden Osmanlı
nişanına sahiptir ve İstiklal Harbi madalyasına sahiptir. 1942 yılında Eyüp'te vefat eden Kabe'nin mezarlığındadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz biz de hocamıza. Şimdi